güler yüzlü bay ve bayan çalışanlarımızla Serek Kafe konseptimiz, marketimiz, oto yıkamamızla araç yağ ve su kontrolüyle Shell SB Petrol hizmetinizde. Merkez, Sırrın Çevre Yolu, Köprülü Kavşağı'nı geçince 100 metre sonra sağda. Şube, Sırrın Çevre Yolu, Köprülü Kavşağı'nı geçince 100 metre sonra solda. Akaryakıtta kalite, sınırsız hizmetin adresi Shell SB Petrol. İyi akşamlar Urfanatik TV izleyenleri. Şanlıurfa'nın ilk ve tek Rütük oraylı dijital medya platformu Urfanatik TV ekranlarından Hıdır Sulak ile Sağlık Olsun ekranlarına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sağlığın farklı bir konusunu ele almaya çalışacağız. Bu haftaki konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Adnan Şimşek. İyi akşamlar Adnan Hocam. İyi akşamlar hocam. Nasılsınız hocam? İyisiniz teşekkür umarım. Teşekkür ediyorum. Öncelikle yanımıza hoş geldiniz. Sağ olun. Urfanatik TV izleyenleri için kendinizi kısaca bir tanıtabilir misiniz hocam? Tabii ki. Öncelikle beni buraya davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Böyle bir imkan verdiğiniz için. İsmim Doktor Adnan Şimşek. 1977 Şanlıurfa doğumluyum. Evliyim. 3 çocuk babasıyım. Evet hocam. Burada Özel Nev Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak çalışıyorum. Yaklaşık 12 yıldır Urfa'da uzman hekim olarak hizmet veriyorum. 12 yıldır Urfa'dasınız hocam. Evet. Peki hocam Urfa'ya geldiğinizde ya da Urfa'da bölümünüzle ilgili karşılaştığınız ilk şey ya da 12 yıl içerisinde Urfa'da bu alanda değişimler neler oldu? Hani gerçi Türkiye'de her zaman nüfus yükünü ve buna bağlı olarak evet. Doğum oranı en yüksek ilimiz Urfa. Bununla ilgili siz mesleki açıdan kendi perspektifinizden baktığınızda Urfa'yı nereden nereye gelmiş olarak görüyorsunuz? Ya da gözle görülür bir değişim var mı hocam? Yani bu 12 yıllık sürede ben hem devlet hastanesinde hem özel hastanelerde çalıştım. Tabii eski Urfa'nın doğum hastanesi vardı. Bildiğimiz Antep yolunda, Suruç yolunda. Evet. O eski köhne binadan bugün büyük bir 800-900 yataklı bir hastaneye geçildi. Evet. Böyle aslında büyük bir değişim oldu hastane evet. bina bazında, teknoloji bazında. Ama tabii Urfa'nın ihtiyaçlarına karşılık veriyor mu? Veremiyor. Çünkü Urfa sürekli nüfusu artan, sürekli işte doğum oranlarıyla meşhur bir ilimiz. Evet. Sadece Urfa'da tüm Yunanistan'dan daha fazla doğum oluyor. Resmi rakamlara göre 60 bin üzerinde yıllık doğum var. Bu da Yunanistan gibi bir ülkeden bile daha fazla. Dolayısıyla ihtiyaç tam karşılanamıyor. Evet. Ama tabii özel sektörde de birçok yenilikler oldu, birçok hastaneler açıldı. Urfa sağlık alanında gelişti ama yine de istenilen düzeyde olduğunu söylemek mümkün değil. Yani sağlık alanında gelişimler doğum oranıyla paralel olarak gelişmedi. Biraz daha aslında ihtiyaç var henüz. Biraz tabii daha var, ihtiyaç var diyebiliriz var, hocam. Var. Biz de tabii bir gün öncesinden sizi programa konuk alacağımızı izleyenlerimize duyurduk hocam. Evet. İzleyenlerimizin kadın doğum ve kadın hastalıkları ve doğumla ilgili birçok sorusu oldu. Biz de bu soruları size yöneltmeye çalışacağız. Tabii ki. İsterseniz ilk sorumuzla başlayalım hocam. Merak edilen sorulardan bir tanesi şu olmuş hocam. Regl yaşı kaçtır bayanlarda? Yani adet yaşı kaçtır diye bir soru sormuş bir izleyenimiz. Şimdi şöyle adet yaşı kız çocuklarında diyelim. Evet. 11-14 yaş arası. Fakat bazen 8 yaşına kadar da erken evet. adet görebiliyoruz. Daha doğrusu 8 yaşına kadar adeti normal karşılıyoruz. Evet. Bu size tuhaf gelebilir ama kitabi bilgi bu şekilde. Yalnız 8 yaşından önce bir kızımız, bir evladımız adet olduğu zaman bunu araştırmak gerekiyor. Bu çünkü 8 yaşından önceki adet yaşı normal kabul edilmiyor. Evet. Bir de 17 yaşına kadar da adette gecikme olabiliyor ama genellikle 11 ile 14 yaş arası adet oluyor. Türkiye ortalaması da yine 12-13 yaş civarında evet. adetin başladığı şeklinde. Tabii adet başladığı zaman bu dönem biraz tabu bir dönem, sıkıntılı evet. bir dönem. Üzerinde konuşulması
biraz ayıpsanan bir dönem. Evet. Yani çocuklar anneleriyle bunu rahat rahat konuşamıyor. O yüzden hassas bir dönem. Bu dönemde pek çok sorunlar olabiliyor. Çocukların psikolojisini olumsuz etkileyebiliyor. O yüzden burada hani bilinçlenmek, sağlık okur yazarlığı çok önemli. Bunun normal bir kişinin hayatında yeni bir döneme, ergenlik dönemine geçişin önemli kilometre taşlarından biri olduğunu anlatmak lazım. Bunun insanın fizyolojisinin, doğasının gereği olduğunu anlatmak lazım. Bu konuda çocukları eğitmek lazım. Belki okullarda böyle programlar verilebilir. Evet. Bu derslerin en azından bir kısmında bu konularla ilgili açıklamalar yapılabilir. Bu konu çok önemli. Bir de adet olmaya başladığı zaman kız çocukları ilk iki yıl adet düzensizlikleri çok olabiliyor. Adet bozuklukları çok olabiliyor. Bu da yine önemli bir nokta diye düşünüyorum. Bir de hocam bu konuyla ilgili tabii siz de az önce söylediniz. Özellikle toplumumuzda ciddi tabular mevcut. Evet. Konuları rahat rahat konuşma konusunda bazı kısıtlamalar, evet, ya da kendini rahat hissedememe durumu söz konusu. Evet. Bununla ilgili ebeveynin yaklaşımı tabii öncesinde, durum öncesi hazırlamaya yönelik olmalı. Ebeveynlerin ya da kişinin kendi duygu, ruh hali değişiyor. Özellikle bu giriş aşamasında hormonal değişiklikler meydana geliyor. Evet. Bu hormonal değişikliklerin ruh halindeki değişimleri tabii biliyoruz bunları. Fizyolojik olarak ne tür değişimler olur ve bu değişimlere ebeveynin ya da bununla ilgilenen kişinin nasıl yorumlaması, tepki vermesi gerekir? Ya tabii anne babaların belki de annelere daha çok görev düşüyor. Çünkü bir kız çocuğunun babasıyla konuşması daha zor annesiyle. Evet. Daha rahat iletişim kurabilir. Evet. Yani bu konuda anneler de yeterli bilgiye sahip olurlarsa, ki aslında bu da onların bir zamanlar geçtiği bir evre. Evet. Dolayısıyla bildikleri, aşina olduğu bir konu. Burada hani sakin sükunetle karşılamak lazım. Önce, evet, teskin etmek lazım. Yatıştırmak lazım. Evet. Çünkü hani böylesine büyük bir vücutta böyle büyük değişimler oluyor. Evet. Aslında adet olmak vücuttaki büyük değişimlerden sadece bir tanesi. Başka değişiklikler de oluyor. Yani büyüme, evet, gibi, işte göğüs gelişimi gibi, tüylenme artışı gibi. Evet. Pek çok böyle fizyolojik, hormonal değişiklikler oluyor. Adet de bunlardan bir tanesi. Burada çocuğu alıp sakin kafayla güzelce izah etmek. Evet. Çağımız internet çağı, teknoloji çağı, bilişim çağı. Evet. Yani herkesin elinde internet var. Herkes çok rahat bilgiye ulaşabiliyor. Bu bilgilere internet üzerinden de çok rahat ulaşabilirler aslında. Araştırıp yani bilgi açısından tatmin olup o içlerindeki endişeyi giderebilirler. Peki hocam, adet bozuklukları ile ilgili bazı türler var diye sormuş bir izleyenimiz. Evet. Adet bozuklukları türleri nelerdir diye sormuş hocam. Yani tabii adet düzensizlikleri, adet bozuklukları çok çeşitli. Bizim en yaygın gördüğümüz şiddetli adet sancıları. Evet. Bu aslında şöyle söyleyeyim, çoğu kişi korkarak yaklaşıyor ama %80-90 aslında normal bir şey. Biz bunları, evet, aslında adet sancısına dismenöre diyoruz ve bunu iki gruba ayırıyoruz. Evet. Primer ve sekonder diye. Evet. Primer dismenöre dediğimizin altında herhangi bir fizyolojik neden sorun olmuyor. Aslında bu o vücudun doğal bir tepkimesi şeklinde. Evet. Bunlar normal oluyor. Sadece %10'luk bir kısım da, yani sekonder dismenorede altta yatan bir patoloji, bir hastalık olabiliyor. Onu araştırıp tedavi etmek gerekiyor. Evet. Ama %80-90 bu normal bir şey. Evet. Bunu da yine anlatmak lazım. Yani bu sanki adet dönemlerinde işte neler yapılabilir? Evet. İşte bununla ilgili ilk önce belki hani mesela işte sıcak uygulamaları, işte duş, stres azaltıcı yöntemler, egzersiz, diyetle ilgili şeyler, tavsiyeler olabilir. Eğer bu çok ağır seyrediyorsa, çok şiddetli seyrediyorsa tabii ki bir hekime gitmek lazım. Bazen bu tip sancıları, adet sancılarını ortadan kaldırmak için ilaç tedavisi vermek gerekebiliyor. Evet. Ama genellikle hani ağır dediğimiz grup çok sık olan bir grup değil. Ama burada önemli nokta şu, bu da hayatımızın bir parçası. Yani bu da gelip geçici bir şey ve genellikle bu genç kızlarımız büyüyüp ileride belli bir yaşa geldiklerinde, hele hele de evlendiklerinde, hele hele de normal doğum yaptıklarında bu adet sancılarının çok büyük bir kısmı geçiyor. Evet. Öncelikle bundan bahsedeyim. İkinci olarak demin de söylemiştim, adet olmaya başlayınca kız çocukları ilk iki yıl
adet düzensizlikleri olabiliyor. Bu evet. genellikle yani normalde kadınlar ayda bir kere yumurtlarlar. Evet. Bu yumurtlama düzeni oturması biraz zaman alabiliyor. 2 yıl, 1,5-2 yıl alabiliyor. İşte bu yumurtlama olmayınca, o ayki yumurtlama olmayınca hormonal bozukluklar oluşabiliyor. Ve buna bağlı olarak da adetlerde mesela çok geç adet olma. Evet. Veya erken adet olma, ara kanama, böyle düzensizlikler oluşabiliyor. Bu bunların da tedavisi mümkün ama ilk 2 yıl bunları da normal kabul etmek lazım. Bu tip durumlarda bir hekime başvurmak, bazen bir hormon testi yaptırmak, bir ultrasonla değerlendirme, bunun altından mesela bazen kistler çıkabilir, bunu araştırmak lazım. Bu da önemli bir nokta. Genellikle bunları çok rahatlıkla ilaçla tedavi edebiliyoruz. Yalnız bazen bazı kız çocuklarında çok yoğun, fazla miktarda adet kanaması olabiliyor. Öyle ki yani vücutta çok büyük bir kan kaybına yol açabiliyor. O da onlarda halsizlik yapabiliyor, okul başarısını etkileyebiliyor. Yani aslında mesela bu özellikle dikkat eksikliği, okul başarısı problemi olan çocuklarda yani eğer bir kansızlık da varsa bunun altından bir adet problemi de aramak lazım. Çok fazla kan kaybı oluyorsa bunu muhakkak tedavi etmek lazım ve buna ek olarak da özellikle kan yapıcı ilaçlar, gıda maddeleri, evet. diyet önerilerinde bulunmak lazım. Bu da önemli bir nokta. Peki hocam, teşekkürler. Biz de sürekli bu konuda şöyle belirtiriz hocam zaten. Metabolizma, insan metabolizmasını birbirine bağlı çarklar bütünüdür. Evet. Bu çarklar, tüm sistemler birbirine bağlıdır ve herhangi bir çarkta bir bozukluk olduğunda metabolizmaya negatif yönde yansımaları olabilir. Ama metabolizmanızdaki ya da özellikle dişi bireylerdeki bu bozukluklar ya da bozukluk diye algılanan çoğu faktör metabolizmanın kendine özgü yapısı da olabilir. Bir standardı ya da bir ya ortalama değerler, optimum değerler vardır tabii ama benim sancım daha fazla, arkadaşımın daha az vesaire gibi konular da olabilir. Unutmayın, her insan kendine özgüdür. Her insanın metabolizması kendine özgüdür. Evet. Bunu niçin söyledim hocam? Şöyle bir sorumuz var. Adet sancısı normal midir? Siz zaten bu konuyu detaylıca açıkladınız. Evet. Evet. Bir de ilk zamanlarında özellikle birbirleriyle kıyaslama mı diyelim ya da bu durumu içine kapama ya da bir sorun olduğunda bunu ayıp ya da tabu diye anlatmama durumu var. Evet. Hangi durumlarda ya da adet sancısı, yani çocuk anlatmadı ya da ilk evrede anlatmadığında annenin, ebeveynin bu durumu keşfetmesinin başka bir durumu söz konusu var mı? Yani hal ve hareketlerinden. Gerçi ders çalışmaya da ders başarısından bahsettiniz yani var ama. Var aslında, şöyle ki yani sonuçta hani ergenlik dönemi belli bir dönem. Yani evet. yaşı belli. Yani işte demin dedik Türkiye ortalaması 12-13. Aslında o dönemlerde hani bu tip değişikliklerin olacağını zaten hepimiz biliyoruz aslında. Yani bazen işte bu çocuklarımız ergenlik çağına geçince hani anne babalar genelde şikayetçi oluyor ya, yani bu işte evet. çok asileşti, kafasının dikine gidiyor, işte kendi bağımsızlığını ilan etti, çok böyle uyumsuz, yani bu hayatın önemi, o dönemde, o hassas dönemde aslında bunlar oluyor aslında. Yani birçok şey oluyor, bunlardan bir tanesi de adet. Aslında sadece adet diye de bakmamak lazım. Dediğim gibi vücutta çok köklü değişiklikler oluyor. Anne babaların da bunu bilerek hareket çocuğa yaklaşması, yani en azından hani oturup konuşmaları, evet. işte yani çünkü hepimiz öyleyizdir. Yani mesela hani derler ya, Nasreddin Hoca eşekten düşmüş, demiş bana eşekten düşen birini getirin. Bu da biraz aynen. öyle aslında. Yani o tecrübeleri yaşayan insanlarla, o yoldan geçen insanlarla konuştuğumuz zaman biz hepimiz rahatlarız yani. Hı. Hayat tecrübelerle sabittir. Tecrübeleri paylaşmak, o bilgi deneyimleri paylaşmak önemli. Dolayısıyla hani bu dönemlerden geçen çocuklara da anne babaları, özellikle anneleri bunu anlatabilir, onları rahatlatabilir. Bunlar beklenen şeyler yani. Peki hocam, bir izleyenimiz şöyle bir soru yöneltmiş hocam. Tüylenme, yağlı cilt ve sivilce. Evet. Galiba hepsini birden yaşayan biri. Evet. Adet düzensizlikleri arasında bir bağlantı var mıdır diye bir soru yöneltmiş. Var. Var. Tabii yani bu sayılan şikayetlerin pek çok nedeni var. Evet. İşte yani kilodan tutun da diyet alışkanlıkları, yeme alışkanlıkları, hareketsizlik, sedenter yaşam, birçok faktör var ama bunun içinde adetle de çok bağlantısı var. Evet. Yani genellikle böyle geç adet olan, adet düzensizliği yaşayan insanlarda
Mesela bizim polikistik over hastalığı dediğimiz bir hastalık var ki toplumda %6 nispetinde görülüyor. Aynı zamanda da bu çocuk olmasın da bazı hastalarda çok engelleyici bir faktör. Mesela bunlarda bazı hormonal değişikliklere bağlı olarak vücutta işte yağlı cilt, tüylenme, kıllanma olabiliyor. Dolayısıyla hani bu tip sorunları olan insanlar böyle kadın doğum uzmanına giderler. Orada yani adet düzensizlikleriyle beraber bunu irdelemek lazım. Biz bazen böyle hastalardan hormon profilleri isteriz. Hormon tarihlerine bakarız. Evet. Ultrasonlarla yumurtalıklarını değerlendiririz. Bu şekilde hastalara yardımcı olmaya çalışırız. Yalnız tabii bu tüylenme, kıllanma sorunu önemli bir sorun. Malum yani çünkü hani herkes, bayanlar özellikle kozmetik doğal olarak görünümlerine çok önem veriyorlar. Evet. Fakat bizim hormonal kıllanma dediğimiz, tüylenme dediğimiz genelde orta hatta olur. Evet. Yani orta hatta özellikle bu üst dudak, alt dudak, çene, işte göğüs arası, göbeğin arası ve uylukların iç kısmında. Yani bunu özellikle söylemek istiyorum. Çünkü biz bazen hasta muayene ederken hastalar geliyor mesela kollarında, bacaklarında tüylenme oluyor. Evet. Bunlar yani hormonal tüylenme değil. Yani bu tip tüylenmeyi biz hormonlarla ilintili, bağlantılı görmüyoruz. Ya da yumurtalıklarla bağlantılı görmüyoruz. Bizim gördüğümüz hormonal tüylenme bizim için daha ziyade tedavi edilebilir olanı özellikle bu orta hatta olan deminki saydığım tüylenme. Anladım hocam. Peki hocam bir de şey sorusunu sormuşlar hocam. Yumurtalıklardan biri aktif olarak çalışmadığını tespit etmişler hekimler. Bunun tedavisi var mıdır? Ya da bunlar yok, ne tür bir yolu izlemesi? Aslında böyle bir şey yok. Aslında yumurtalıkların ikisi de çalışır. Yani sırayla çalışırlar. Öyle demek lazım. Yani her ay bir tanesinde bir yumurta gelişmeye başlar. Evet. O çatlar. Evet, bu şekilde bir düzen, adet düzeni oluşur. Yani genellikle bir ay sağ yumurtalık çalışmışsa öbürsü ayda sol yumurtalık çalışır. Yani aslında bunun doğrusu budur yani. Evet. Peki hocam kısırlık, yani kısırlık teşhisi nasıl konur hocam? Yani kısırlık teşhisi, yani genelde bununla ilgili çok soru var hocam. Evet, bu Urfa'da çok önemli bir konu. Evet hocam. Hemşehrilerimiz çocuk sahibi olmayı çok seviyorlar. Evet. Şimdi ve bu konuda da çok aceleciler yani. Evet. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Şimdi infertilite, hani ben kısırlık demek istemiyorum. O hoş bir tabir değil. Evet. Çocuk sahibi olamama diyelim. Evet. Şimdi biz genellikle gençlerde, yani 35 yaş altı grupta aslında bir yıl beklemeyi öneriyoruz. Yani düzenli cinsel ilişkisi olan, haftada iki kere ilişkiye giren insanların yani bir yıl beklemesini öneriyoruz. Aslında bizim zannettiğimiz gibi yani gebelik oranları aslında bir aylık gebelik oranları çok yüksek değil yani. Yani çok düzenli cinsel birleşme olsa bile bir ay içindeki gebelik oranları %25-30'u geçmiyor aslında. Evet. Bunu ama en az bir 6 ay bir yıla yaklaştırdığınız zaman gebe kalma oranı kümülatif deniyor buna. %80-90'lara çıkıyor. O yüzden biz diyoruz ki mesela bu bireylere, yani acele etmeyin gençlere, 35 yaş altında bir yıl bekleyin. Ha, bir yıl içerisinde eğer ki çocuk sahibi olamazsanız o zaman gelin. Ama tabii Urfa'da biz bunu çok karşılaşıyoruz. Yani kaynanalar genelde gelinleri ilk ay gebe kalamayacağımı ikinci ay kolundan tutup getiriyor. Acele etmemek lazım aslında. O da bir stres kaynağı oluyor. Bakıyorsunuz gencecik insanlar daha yeni evlenmişler. 2-3 aylık evli. Hemen o çocuk stresine girmeye çalışıyor. Hemen acaba ben işte kısır mıyım, çocuğum olmayacak mı? Yani bu insanların iç dünyasında, ruh aleminde çok büyük sıkıntılara, streslere yol açıyor. Acele etmemek lazım. Kitapta bir yıl diyor ama ben Urfalı hemşehrilerime diyorum siz en azından bir 6 ayı bekleyin. Anladım hocam. Evet. Urfa'da evet sizin de söylediğiniz gibi genelde birinci evlilik yıl dönümü kucakta bebekle kutlanır diye bir espri yapmıştı arkadaşım. Evet, genelde öyle bir bakış açısı var. Evet. Peki hocam hangi tetkikleri istiyoruz infertilite tanısı için? Yani şimdi bir kere ya infertilite yani çocuk sahibi olamama durumu olduğu zaman yani bir de Urfa'da şey adeti var. Erkekler gelmiyor. Sadece eşlerini gönderiyorlar. Evet. Yani hemşehrilerime şunu söylemek istiyorum. Yani çocuk sadece kadının çabasıyla olan bir şey değil. Erkeğin de gelip muayene olması lazım. Evet. Erkekle ilgili de tetkikler yapılıyor. Şimdi bir yıllık diyelim ki böyle bir süre geçti ve
gebelik oluşmadı veya çocuk sahibi olamadılar. O zaman kadın ve erkeği beraber alıyoruz muayeneye. Evet. Tabii öncelikle biz kadın hastalıkları ve doğum uzmanları olarak tabii ki bayanı muayene ediyoruz. Evet. Genellikle işte adetin ortasında bir hormon profili istiyoruz. Bir ultrason muayenesi yapıyoruz. Erkekten de spermiyogram dediğimiz sperm analizi istiyoruz. Orada işte sperm sayıları, sperm hareketleri, spermin görüntüsü, evet, bunlarla ilgili bir takım değerlendirmeler yapılıyor. İlk başta yani bazal olarak bu üç tetkiki istiyoruz. Genellikle bu üç tetkiki aldığımızda sorunların %80-90'ını anlayabiliyoruz. Ve çoğu zaman bu üç tetkik tedavi vermemiz için bize yeterli oluyor. Yani teşhisi koyuyoruz. Evet. Nasıl? Çünkü orada da yani çocuk sahibi olamamanın nedenleri var. Oraya göre mesela bazen örneğin sperm sayısı çok düşük oluyor. Mesela 10 milyon altında oluyor. Onlarda mesela hastayı bazen direkt tüp bebeğe de gönderiyoruz. Hele hele 5 milyon altındaysa veya örneğin ciddi bir hareket azlığı varsa veyahut da morfolojik yani spermle ilgili bir görüntü bozukluğu varsa, evet, biz onları direkt tüp bebeğe de yönlendirebiliyoruz. Ama dediğim gibi bu saydığım grup çok az. Genellikle tedavi edilebilen %80-90 ilaçla tedavi edilebilen grup çok daha fazla. Peki hocam, tedavi yöntemleri neler? Hani ilçsiz ilaçla diye bir başladınız da, evet, tüp bebek de bu yöntemlerden biri galiba. Tüp bebek en, ya da, en son seçenek. En, evet, son seçenek. Yani, evet, hastaların çoğu tüp bebeğe ihtiyaç hissetmiyor aslında. Önce sorunu tespit ediyoruz. Şöyle bir şey de var hocam aslında, hani genelde siz çok güzel açıkladınız zaten, evet, bu konuya değinecektik de. Bizim toplumumuzda şöyle bir hastalık da son, hani tabii ilk başta da söyledik, internette tüm bilgiye ulaşabiliyoruz, evet, ama kirli bilgiler de içerisinde bolca mevcut. Dezenformasyon da, evet, çok, evet. Onun için biz çoğu hasta kendi teşhisini kendisi koyup kafasında belirlemiş, benim rahatsızlığım bu, direkt bu, evet, olmam lazım. Evet. Ya da size de muhakkak oluyordur hocam, hani direkt gelip, evet, benim tüp bebek olmam gerekiyor diye direkt söyleyen, ya da ya, o şekilde direkt tüp bebek olmam gerekiyor diye gelenlerden ziyade genellikle böyle işte mahalledeki yaşlı kadınlardan bilgi alıp gelen, işte benim böyle bir sorunum var, evet, deyip gelen çok var. Mesela bu süt hormonu, evet, prolaktin diyoruz. Bu hipofiz bezinden salınıyor. Bu prolaktin çok önemli, yani bütün bezlerin şahıdır. Beynin hemen bu gözlerimizin arkasında bütün vücuttaki endokrin bezleri idare eden, yöneten bir bez. Evet. Oradan mesela bu tiroid ve mesela prolaktin, süt hormonu, bunun adet düzensizlikleriyle de ve çocuk şeyle de çok ilgisi var. İnfertiliteyle, yani çocuk sahibi olamayla çok ilgisi var. Zaten biz bu hastalarda öncelikle bunlara bakıyoruz. Mesela çoğu zaman inanın hasta geliyor, bir prolaktin yüksekliği var, bir ilaç tedavisi veriyoruz. Prolaktin seviyesini düşürdüğümüz hem adeti düzene biniyor hem de hasta, evet, rahatlıkla çocuk sahibi veya guatrı oluyor mesela, evet, farkında değil. Yani guatrın belirtilerinden bir tanesi de çocuk sahibi olamama aslında. Onu da, evet, örneğin onu teşhis ettiğimiz zaman bir endokrin ya da dahiliye uzmanına danışıp onunla beraber tedavi edip yine rahatlıkla çocuk sahibi olabilmesini sağlayabiliyoruz. Genellikle bizim tabii Urfa'da doğum oranları çok yüksek olduğu için ve emzirme oranları da yüksek. Tabii bu süt çocuğu engeller şeyi çok fazla var. Evet. İşte senin göğüslerinde süt var. Sen git doktora, sana ilaç yazsın. İşte süt olduğu için senin çocuğun olmuyor deyip gelenler de çok oluyor. Evet. Tabii tüp bebek o biraz daha farklı. O son çare yani. Yanlış teşhisleri kafasında kodlayıp direkt tabii gelenler var. Tabii normal olarak hocam, yani sonuçta, evet, mahalleden, eş dost akrabadan duyduğu şeyler önemli oluyor. Evet. Tabii hayat tarzını biraz değiştirme konusunda da muhakkak telkinlerde ya da yönelimlerde bulunuyor. Bize de çok şey geliyor hocam, özellikle hani 35 yaş altı bireylerde polikist, ya da 18-35 aralığında diyelim, evet, polikistik over tanısı alıp diyete ya da beslenme düzenini, hayat, evet, düzenini değiştirmek isteyen birçok danışanımız oldu. Ki diyet de bunun belli bir aşamada, hatta çok önemli bir, çok aşaması, önemli bir aşaması, evet, geçmiş oluyor. Biz her zaman, evet, şöyle bir söylemimiz de mevcut. Metabolizmanızdaki ya da hormonlarınızdaki farklılıklar sizin hayatınızı, yaşayış biçiminizin ya da tükettiğiniz besinlerin sonucudur. Sonucu değiştirmek istiyorsanız gidiş yolunda ciddi ve radikal değişiklikler bazen gerekiyor. Tam bu noktada birkaç şey söyleyebilir miyim? Tabii mesela hocam, buyurun. Şimdi bu kilo problemi bizim, yani dünyanın genelinde obezite diye ciddi bir sorun var. Ülkemizde de var. Bizde de gittikçe insanlar daha çok kilo alıyorlar, daha çok yağlanıyorlar.
sağlıksız beslenme biçimi, işte bu fast food tarzı beslenme, işte evet, daha çok karbonhidrat ağırlıklı beslenme, yağlı beslenme, işte bu malum çok bu dönemde hani gıda çeşitliliği fazla ama yani gıda sağlığı da çok ciddi, evet, o konuda şüpheler var. Mesela yani kadınlarda kilo ile, yani bel kalça oranı ile özellikle böyle kilolu obez kadınlar da adet düzeni ve çocuk sahibi olma arasında çok yakın ilişki var. Mesela inanın birçok böyle geliyor mesela, çünkü bu direkt yumurtlamayı olumsuz etkiliyor. Yani bu hastalar yumurtlamakta çok sıkıntı çekiyorlar. Evet. Biz bunlara diyoruz ki mesela gidin bir diyetisyene, bir diyet programı alın diyoruz. Kilo verin, egzersiz, evet, yapın. Bu şekilde bile kilo verdikten sonra adeti düzenle kendi kendine düzelen, evet, ve çok rahat çocuk sahibi olan birçok hasta görüyoruz. Anladım hocam. Yani aslında her şeyi önce ilaçla da çözmek doğru değil. Yani. Evet. Bir şöyle bir soru almışız hocam yayından. Şanlıurfa'da yıllık doğan çocuk sayısı kaçtır? Hocamıza sorabilir miyiz? Gerçi programın başında siz anlatmıştınız ama. 60 binin üzerinde, 70 bine yakın, tam rakamı bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim. Yani Urfa'da yani doğum, kaba doğum oranı diye bir şey var. İstatistiki bir ölçü birimi var. Evet. En son 2-3 yıl önce 4.2 idi. Evet. Tabii bunun içinde bütün nüfus var. Yani bütün kadın nüfusu var. Yani evet, 5 yaşındaki çocuktan 70 yaşındaki teyzeye kadar. Evet. 4.2, Türkiye'de birinciyiz. Türkiye'de evet, büyük. Hatta şehir olarak çoğu ülkenin doğum sayısında tabii, evet, tabii, geçmiş buluyoruz. Evet ya hocam. Evet. Peki hocam, yumurtalık kistine en son sormuştum galiba. Evet. Bu, evet, kistin çeşitleri var mıdır hocam? Bir de dış gebelik nedir diye bir soru var. Galiba ikisi birbiriyle, evet, ilintili. Yani çok yakın olmasa da yani şimdi kist, yumurtalık kistleri yaygın görüyoruz. Evet. Onu söyleyeyim. Kistin çeşitleri var. Bu yumurtalık kistlerinin çok büyük bir kısmı fonksiyonel kist. Evet. Yani fonksiyonel kist demek iyi huylu. Hani korkmamız gereken. Hani içi sıvı dolu, su dolu kist. Bunlar genellikle adetle beraber oluşan ve çoğu zaman kendi kendinden düzelen şeyler. Korkmaya, evet, bir gerek yok. Tabii başka kist çeşitleri de var. İşte mesela çikolata kisti halk arasında. Evet. İşte dermoid kist var. Bazı başka hani genellikle %90'a yakını iyi huylu ama %5-10'luk bir kısmı da böyle kötü huylu olabiliyor. Evet. Yani her kist kötü değildir. Evet. Kistin çeşitleri var. Yani kistimiz olunca hemen de büyük bir strese kapılmamak lazım. Öncelikle hekimin bunu araştırması, işte bunları, kistin çeşidini anlamamıza yardımcı olan, iyi mi huylu mu kötü huylu mu anlamamıza yardımcı olan bazı tetkik yöntemleri var. Evet. Kan tahlilleri yapıyoruz. Bir de görüntüleme, MR, tomografi gibi. Bunları anlayabiliyoruz. Dış gebeliğe gelin. Teknik bir aksaklık ile ufak bir ara vermek zorunda kaldık sayın izleyiciler programımıza. Şimdi kaldığımız yerden tekrar devam edeceğiz. Tekrar kusura bakmayın. Hocam en son dış gebelik konusunu size, evet, yöneltmiştik. Bununla ilgili dış gebelik nedir veya dış gebelik teşhisi aldığımızda neler yapmalıyız diye bir soru yöneltmişti hocam izleyenimiz. Dış gebelik kabaca şöyle tarif edebiliriz. Normal gebelik nedir, önce onu bir evet, anlamak lazım. Normal rahim içerisinde, yani bizim anne döl yatağı dediğimiz yerde, evet, gelişen, oraya gelip yerleşen embriyonun oluşturduğu gebeliğe normal gebelik ya da iç gebelik, halkın anlayacağı şekilde. Evet. Dış gebelik ise rahmin dışında yerleşen gebelik, ki bu da en sık tüplerde oluyor. Evet. Şimdi normalde rahim ortada, iki yanda da sağda solda rahim ile yumurtalıkları birbirine bağlayan, birleştiren tüpler dediğimiz, kanallar dediğimiz çok ince yapılar var. Döllenme, evet, aslında kanallarda oluyor. Sperm ile yumurtanın döllenmesi. Normalde bu döllenme olduktan sonra yaklaşık 72 saat içerisinde yolculuğunu gelip rahim döl yatağı dediğimiz yerde tamamlıyor ve orada zigot oraya oturuyor. Orayı evi olarak seçiyor. Evet. Eğer ki bu harekette bir sorun olursa, yani bu hareketini tamamlayamazsa tüplerde kalıyor ve orada gebelik olarak büyümeye devam ediyor. Tabii orada büyümesi sağlıklı değil. Çünkü orası gebelik için uygun bir ortam değil. Bir süre sonra o orada büyüdükçe etraftaki dokuları yemeye başlıyor. Kan damarlarının içine falan sızmaya başlıyor ve kanamalar oluyor. Ve kadın doğumun en büyük acillerinden bir tanesidir dış gebelik. Evet. Erken yakalandığı zaman tedavisi daha kolay. Evet. Aslında ilaç tedavisi de var. Evet. Metotreksat dediğimiz benzer yöntemlerle %80'ler gibi
tedavi edebiliyoruz. Hatta bazen çok erken dönemde çok küçük dış gebelikleri bile hiç ilaç vermeden, sadece takip ile herhangi bir şey yapmadan da kendi kendine de geçebiliyor. Ama maalesef bir kısmında, yaklaşık %15-20 kadar bir kısmında da işte karın içerisinde kanama yapabiliyor ki kanama olduğu zaman da insan hayatını tehlikeye atan bir durum. Evet. O zaman ameliyat etmek zorunda kalıyoruz. Evet. Ameliyat ettiğimiz zaman da o taraftaki tüpü almak zorunda kaldığımız da oluyor. Peki hocam. Şimdi hocam, normal şartlar altında program akışımızda bu kısımda biz doğru bilinen yanlışlar diye bir VTR gireriz. Kadın doğum ve kadın hastalıklarıyla ilgili sorular muhabirlerimiz yönelttiğinde cevap vermek isteyen bir kitle bulamadılar Urfa sokaklarında. Evet. Ki siz de biliyorsunuz kadın hastalıkları ve kadın doğum konusu. Konu böyle bir ince, hassas olunca. Konu tabular haline gelmiş. Aslında en çok ülkemizde en çok bu tür rahatsızlıkların ya da bu konuyla ilgili en çok bilgi sahibi olması gereken şehirlerden biri nüfus yükü açısından. Bu VTR kısmını giremiyoruz. Ama sosyal medya üzerinden sorular yöneltildi önceden. İlginç de sorular var hocam. Aslında soruların türü bizim halkımızın konuya ne kadar uzak olduğunu ve bununla ilgili daha detaylı ve geniş kapsamlı bilgilendirme çalışmalarının yapılması gerektiğini bize yansıtıyor. Evet. Örneğin sorulardan biri şu hocam. Gebelik dönemindeki beslenmeyle ya da hangi ne tür bir yöntemle çocuğun cinsiyetini belirleyebiliriz ya da belirleyebilir miyiz? Böyle bir soru var hocam. Yani şöyle söyleyeyim, hani bilimsel olarak böyle bir bilgi yok. Evet. Yani hani herhalde oradaki sorunun gayesi daha çok cinsiyet üzerine. Yani, ya açık söyleyeyim, şöyle hani, yazmış zaten sonrasında. Çocuğumun erkek olması için ne yapmam gerekiyor gebelik sürecinde? Evet, yani bu konuda böyle bir sürü şeyler internette söyleniyor, ediliyor. Evet. Ama bunların bilimsel bir dayanağı yok. Onu söyleyeyim. Yani ben de bazen karşılaşıyorum hastalardan işte böyle tatlı yiyince daha çok kız çocuğu, işte özellikle tuzlu yiyince erkek çocuğu olma ihtimali daha fazla şeklinde böyle insanların, bazı insanların arasında böyle bir düşünce, böyle bir inanış var ama bunun bilimsel bir temeli yok yani. Anladım hocam. Şimdi bir de şöyle bir soru var hocam. Aslında gebelikle ilgili benim eklemek istediğim ufak bir kısım var hocam. Yani gebelikte tabii cinsiyetle, çocuğun cinsiyetini etki edecek bir beslenme programı ya da sağlık programı bizim de bulabildiğimiz açıklama ya da makale söz konusu değil. Evet. Ama beslenmede özellikle pigment artışına bağlı olarak aşırı miktarda bazı pigmentlerin gebelik döneminde özellikle beslenmeyle alınmasına bağlı olarak çocukta fiziki olarak bazı değişimler söz konusu olabilir. Özellikle beta karoten pigmentinin bol miktarda bulunduğu besinlerin gebeliğin özellikle 20. haftasından sonra tüketilmesi çocuğun fizyolojik görünümünde bazı değişikliklere sebep olabilir ya da istenilen bir durumdur. Hı hı. Örneğin çocuğun turuncu ağırlıklı diyelim ya da biraz da turuncu ağırlıklı doğmasına sebep olabilir. Ama şunu unutmayalım, biz genetik materyaliyle oynayamayız. Genetik materyalini anne ve babadan alır. Büyük ihtimalle 2 yaştan sonra orijinal genomuna tekrar geri dönecektir. Ben de onu diyecektim zaten. Doğumda sadece doğduğu andaki tüyler ya da kıllar biraz farklı renkte olacaktır. Evet. Ki zaten bunu normal hayatınızda da beta karoten veya diğer pigment ağırlıklı besinler tükettiğinizde kendi metabolizmanızda da ciddi farklar görebilirsiniz. Evet. Sırf beslenme yöntemini değiştirdikten sonra ten renginde, saç ve tüy renginde değişiklikler olan kişiler var. Bunu da bu şekilde cevaplayabiliriz. Maalesef cinsiyeti değiştirebilecek bir metot söz konusu değil. Bu genelde zigot oluşumu esnasında zaten belirlenen bir durum genetik, diyebiliyoruz hocam. Genetik faktörlerle. Evet, evet hocam. Peki hocam, biz aslında adetin ilk başladığı dönemden başladık size sorularımızı yöneltmeye. Kümülatif bir şekilde ilerledik. Tabii finali yapmak lazım. Finalle ilgili şöyle sorular mevcut. Menopoz nedir hocam? Belirtileri nelerdir? Yani menopoz da deminki o adet bahsinde olduğu gibi yine işte kadının hayatının doğal aşamalarından bir tanesi. Menopoz aslında biz her ne kadar kitabi olarak 6 ay 1 yıl boyunca adet olamama durumu desek de aslında tıbben tam karşılığı yumurtalıkların aktivitesinin sona ermesi demek. Yani doğurganlığın bitmesi.
yumurtalıklarda oosit dediğimiz yumurta hücrelerinin bir anlamda bitme noktasına gelmesi. Bu da 45 yaşından sonra görmeye başlıyoruz. Dünya ortalaması 48-52, Türkiye ortalaması da 47-48 civarlarında. Kadınlar bu döneme geldiklerinde yumurtalık aktiviteleri artık bitme noktasına geldiği için, tabii yumurtalık çalışmayınca adet de bittiği için bir süre sonra adet olmamaya başlıyorlar. Tabii bu da yine onların psikolojisini çok büyük bir oranda etkiliyor. O yüzden bu da çok hassas bir dönem. Bu dönemde de dikkatli olmak lazım. Evet. Hem psikolojik açısından hem fiziksel açısından bu menopozun insanlar üzerinde çok ciddi etkileri olabiliyor. Yani aslında bunları halkımız son derece iyi biliyor. Özellikle bu erken yaşlanma, vücudun erken çökmesi, kemik erimesi, beyin fonksiyonlarıyla alakalı. Çünkü kadınlardaki östrojen hormonu dediğimiz hormon aslında, yani erkekte de var aslında östrojen hormonu ama tabii kadındaki kadar yüksek düzeylerde değil. Bu östrojen hormonunun özellikle kan yağları üzerine, kalp damar sağlığı üzerine çok olumlu etkileri var. Hatta işte mesela erkeklerde kalp damar hastalıkları daha fazla görülüyor 50 yaşından önce. Ama menopoz olduktan sonra, 50 yaşından sonra kadın ve erkekler arasında kalp damar hastalıkları görülme sıklığı birbirine yaklaşıyor. Bunun en önemli nedeni işte bu östrojen düzeyinin vücutta çokça azalması. O yüzden bu da çok önemli bir dönem. Bu dönemde özellikle vatandaşlarımıza tavsiyem kontrollerini yapsınlar. Rahim ağzı tarama testi, meme kanseri testi. Meme kanseri çok sık görülüyor. Yani 70-75 yaş yaşayan bir kadının meme kanseri olmaz sıklığı %12,5. Yani buna yaşam boyu risk deniyor. Her 8 kadından birisi 75 yaşına kadar yaşarsa eğer, her 8 kadından biri muhakkak meme kanseri oluyor. O yüzden meme kanseri taramasına çok dikkat etmek lazım. 40 yaşından sonra tarama başlatan ülkeler var. 50 yaşından sonra başlatan ülkeler var. Devletin bu konuda bu erken teşhis tedavi konusunda çok büyük kolaylıkları var. O yüzden bunlardan faydalanmalarını öneriyorum. Yani erkekte akciğer kanseri, kalın bağırsak kanseri, kadınlarda da meme kanseri çok önemli. Bir de şöyle bir sorum var hocam. Aslında bu konuyu biraz daha uzatacaktık ama yani birkaç sorum daha vardı ama bir izleyicimiz ısrarla bir soru yöneltiyor hocam. Tüp bebek sahibi olamayanlar kök hücre tedavisi ile sağlıklı bir şekilde çocuk sahibi olabilirler mi? Ve kök hücre tedavisi 2 milyonluk kentimizde yapılabiliyor mu? Böyle bir soru var hocam. Yani kök hücre ile ilgili araştırmalar var. Bu konuda çalışmalar var. Fakat henüz daha böyle yani yaygın rutin kullanıma girmiş bir şey yok. Evet. Yani Türkiye genelinde de böyle. Yani Şanlıurfa'ya özgü değil Türkiye yok, genelinde. Yani Türkiye genelinde de böyle. Urfa'da tüp bebek merkezleri var. 3-4 evet. tane var. Özelde ve üniversite fakülte hastanesinde olmak üzere. Ama kök hücre ile ilgili şu anda hani böyle tüp bebek gibi oturmuş, böyle rutine girmiş bir durum yok. Sistematik ama ileride yok, belki evet. bir 10-15 yıl sonra bilemiyorum. Daha belki daha erken zamanda da olur. Evet. Belki bunda önü açılır ama şu an için böyle bir şey yok. Evet. Bu şekilde. Peki hocam bize yani soracağımız soru çok. Akılda kalan soru işaretleri çok. Ama sohbetimizin bu akşamlık sonuna gelmek zorunda kaldık hocam. Sizin son olarak Urfanatik TV izleyenlerine söylemek isteyeceğiniz bir şey var mı? Vallahi yani umarım... Biz kalan kısmı tekrar size sormak için ve sizi tekrar programa konuk etmek için bahanemiz yani, olsun deyip sizi tekrar ederiz umarım. Her zaman gelmeye hazırız. Halka evet. hizmet, hakka hizmettir. Buna her zaman inanmışımdır. Evet. Bilgilenmek çok önemli. İnsanları bilgilendirmek her zaman bizim görevimiz olmalı bence. Ben çok keyif aldım. Umarım insanlara faydalı olabilmişizdir. Umarım hocam. Her zaman yani bu tip programlara da katılırız. Davet edildikçe biz her zaman hazırız. Tekrar teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ederiz. Tüm Urfanatik TV ailesi ve izleyenleri adına çok teşekkür ederiz hocam. Evet sayın izleyiciler, bu akşamlıkta Hıdır Sulak ile Sağlık Olsun programının sonuna geldik. Kadın hastalıkları ve doğumla ilgili merak edilen sorular tabii biraz daha fazla. Biz de Adnan hocamızı ilerleyen zamanlarda tekrar konuk alarak diğer kalan kısımları tekrar sormaya çalışacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.
Gıdanız ilacınız, ilacınız gıdanız olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Güzel oldu valla, güzel oldu. Shell güvencesiyle SB Petrol hizmetinize girmiştir. Yılların tecrübesini temiz ve güvenilir akaryakıtla Shell SB Petrol olarak sizlere sunuyoruz. Güler yüzlü bay ve bayan çalışanlarımızla Serek Kafe konseptimiz, marketimiz, oto yıkamamızla, araç yağ ve su kontrolüyle Shell SB Petrol hizmetinizde. Merkez, Sırrın Çevre Yolu, Köprülü Kavşağı'nı geçince 100 metre sonra sağda. Şube, Sırrın Çevre Yolu, Köprülü Kavşağı'nı geçince 100 metre sonra solda. Akaryakıtta kalite, sınırsız hizmetin adresi Shell SB Petrol.